Hatırlamak artık çok daha üstüne bastıracağım bir konsept olacak. Çünkü gün geçtikçe şunu fark etmeye başladım. Eğer hızlı bir şekilde doğru şeyi hatırlayabilecek olursan gerçekten bir şeylere başarabilme hızın, olasılığın çok daha artıyor. Bununla ilgili birkaç tane örnek vermeye çalışacağım sana. Bir konuyla ilgili çok derin düşünürsün ve çok güzel şeyler elde edersin. Böyle hani şeye benzer bu sanki, böyle bir soğan katmanına benzetmek olacak da katmandan dolayı söylüyorum. Katman katman böyle her seferinde daha bir derinliğe ulaşırsın ve böyle kendini en son bir fark edersin, çok güzel bir yerdesin. O fikir çok zor elde edilmiştir. Böyle aşama üstüne aşama üstüne aşama. Ve sen bunu biriyle konuşurken kendinden geçebilirsin. Veya karşındaki insan kendinden geçebilir. Her türlü ihtimal söz konusu. Ancak bir hafta sonra bunu tahminen sen de unutacaksın, o da unutacak. Senin unutman çok büyük bir kayıp. Çünkü sen o düşünceyi elde edene kadar ki süreçte kaybettiğin bir zaman söz konusu. Dahası bu düşünme demiş olduğumuz eylem şuna benziyor. Hani yıldırım böyle şöyle hareket eder ya. İşte bu hareket etme şöyle bir şekilde ilerliyor aslında. En düşük direncin olduğu noktadan hep hareket ederek bu hareket gerçekleşiyor. Biz de düşünürken işte böyle bir yıldırım gibi bir yol çiziyoruz o esnada. Önümüze en uygun olan şeyi tek tek böyle düşünüyoruz ve bir sonuç elde ediyoruz. Ancak bunu tekrardan elde edebilmek çok zor. Aynı yıldırım aynı şekilde aynı yere çarpmayacak. O yüzden senin onu not alman gerekiyor. Eğer ki güzel bir şekilde analiz edebilirsen gelecekte bu senin işine yarar. Unutsan bile hatırlayabilmeni sağlar. Çünkü kağıda bakarsan şöyle yazmış, bitti. Ve bunun hayatımızda çok güzel örnekleri de var. Ben şimdi bu konuyla ilgili şöyle yazmış olduğum günlüklerim üzerinden, tabii bu tam bitmedi ama bu bitti. Benim için bu lanetli olduğunu inanıyordum. Böyle bu bittikten sonrasında hayatımda bazı şeyler düzelecek falan filan diyordum. This is the end. Kitabın ismini de böyle koymuştum zaten. Şimdi bu günlük üzerinden ben gerçekten çok ilginç şeyler her seferinde fark edebiliyorum. Günlük demiş olduğumuz şey aslında şuna yarıyor. Şöyle birazcık çekileyim, tamam mı? Artık biraz YouTuber tarzı oluşturmaya başlayayım. Şöyle grafimizi oluşturuyoruz. Bir süreç esnasında zaman ilerledikçe yaşamış olduğum hisleri böyle güzel bir şekilde anlayabilmemi sağlıyor. Bakıyorum, burada şu yüzden bir düşüş olmuş modumda veya burada şunu şöyle anlamışım, ondan dolayı böyle davranmışım. Ya da gelecekte konuyla ilgili yeni bir bilgi aldığımda bazı şeyler daha iyi anlam kazanmaya başlıyor. Ve son noktada bu hikaye şuraya varmış oluyor. Sen buradaki o grafik üzerinden kendinin son halinin nereden geldiğini anlıyorsun. Sen böyle boşluktan çıkmadın, şu anki sen öyle kendi kendine oluşmadın. Şu anki sen belirli hikayelerin böyle yoğrulmasıyla, evrilmesiyle bu noktaya geldin. Sen tesadüf eseri değilsin. İkinci günlüğümde birazcık daha olayları değiştirmeye başladım. Böyle kendime geçmişimden tavsiyeler vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Örnek şeylerden birkaç tane konuşmak istiyorum. Başarılı olmak için deşarj lazım. Sadece yükleme ile bu işler olmaz. Eğlen yoksa öğrenemezsin. Burada bahsettiğim süreç aslında çok yoğun çalışma yaptım ama hiçbir şekilde böyle kendime keyfiyete dayalı bir şeye izin vermediğim bir süreçle alakalı. Bahanelerini sal, sen çözüm istemiyorsun. Bu da aslında birçok insanla olan bir şey. Problemin etrafına o kadar dönüp dolaşıyoruz ki ama asla onu çözmeye odaklanmıyoruz. Burada çok güzel şiirler artı fikirler söz konusu ve bu günlükler bana böyle belirli bir yol çizmede fayda sağlıyor. Geçmişteki tecrübelerin sana bugün çok güzel fikirler sunabilir. Sen bunları şu an hatırlamıyor olabilirsin ama bunları düzenli şekilde çalışma yapman gerekiyor. İster günlüğünden yap, istersen Instagram'daki kişisel gelişim videolarına bak. Neye baktığının çok fazla önemi yok. Ancak önüne çıkan her bir veri, her bir fikir, bunlar güzel yorumlandıktan sonrasında bugününü, yarınını çok daha güzel hale getirirler. Bunu şöyle düşün. Her gün sen daha da doğru bir şey yapmaya devam edersen veya doğrunun üstüne bir başka doğru yapıp durursan yapmış olduğun yanlışlar birazcık arka planda kalmaya başlayacaktır. Bunu bir toplam gibi de düşünebilirsin istersen. Ve yükselmeye başlarsın. Hani bu yükselme demiş olduğumuz şey illa akademik anlamda olmak zorunda da değil. Sen insanlarla yaşadığın ilişkide de her türlü konuda bunu uygulayabilirsin. Kendini geliştirmek bir zorunluluktur şeklinde konuşmaya çalışmıyorum. Ancak hayatta istediğin şeyleri daha güzel elde etmek istiyorsan, daha kolayca elde etmek istiyorsan böyle bir metodu sana tavsiye ederim. Bu arada benim ses tonum eğer ki böyle benzetmek istemiyorum da bazı psikolog kanallara benziyorsa arkadaşlar lütfen öyle düşünmeyin. Hiçbir şekilde öyle düşünmüyorum. Benzer bir, yani şöyle bir mevzum yok. Şu 5 tane maddeden eğer şu 5 tane maddeye sahipsen sen şöyle olabilirsin falan filan. Böyle bir şeyim yok. Ben sadece şunu demeye çalışıyorum. Her insanın çözümü bana kalırsa kendisinin kafa yormasıyla düzelir. Çünkü hiç kimse senin hayatını senden iyi bilemez. Senden iyi biliyorsa eğer ki sen gerçekten kendi hayatında ilgili salak salak yaşayan bir insansındır. Bunu düzeltmen gerekir. Benzetmemek için kendimi artık zorladım. Salak da dedim. Kusura bakma. Kötü niyetli söylemiyorum. Ama bunlar önemli şeyler.
Yavaş yavaş bu arada gördüğünüz üzere olayı büyütüyoruz. Şöyle uzaklaştırayım. Tabii kötü bir şekilde uzaklaştıracak da. Gördüğünüz üzere şöyle bir şey. Ha, tamam böyle daha güzel oldu. Artı şurada ışığımız da var. Şöyle. Gördüğünüz üzere olayları biraz büyütmeye çalışıyorum. Sana her geçen gün daha güzel bir görüntüyle daha güzel fikirler sunmak istiyorum. Aklına takılan herhangi bir konuda derdin varsa bunu bana Instagram'dan yazabilirsin. Bunu bana herhangi bir yerden yazabilirsin. Elimden geldiğince faydalı olmaya da çalışırım. O zaman bu videonun tamamını izlediysen sana teşekkür ediyorum. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.